Eski bir gazeteciyim. 4 yıl köşe yazdım. Çeşitli basın evin kuruluşlarında. Maalesef mevcut konjektürde çok fazla etliye sütlüye karışamıyorsunuz. En azından öyle bir baskı geliyor. Türkiye'de hani rahat yapılabiliyor mu? Yapılıyordu bir dönem. Çok rahat yapılıyordu. Artık çok çok zor. Hani belli bir şeyin ötesine çıkamıyorsanız, belli bir nasıl diyeyim size, kalıplar var, ötesine çıkamıyorsunuz. Ne yaparsanız artık suç sayılıyor. Maalesef öyle diyoruz. Yani artık yapabilecek çok fazla bir şey yok. Şimdi işten atılan maddi olarak, hani maddi sıkıntılardan dolayı atılmışsa eğer bir gazeteci, ona bir şey diyemiyorum hani genel olarak. Ama düşünceleri yüzünden, yazdıkları, çizdikleri, yaptıkları haberler yüzünden atılmışsa rezalet ne diyebiliriz ki? Utanç verici bir durum. Konjektür ortada. Hani ne yaparsanız yapın, toplum ikiye bölünmüş durumda. Hani bir taraf hain olmak durumunda kalıyor maalesef. Hani olmasa bile, kendi görüşünüzde değilse eğer, duyduğunuz cümleler, okuduğunuz kelimeler, cümleler neyse, hain gözünde bakılıyor. Yani toplum artık o şekilde itildi. Avrupa'da daha zor şartlarda yapılabiliyor. Türkiye'de gazetecilerin herhangi bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum. Her taraf da hür, özgür. Mesela öyle bir gazeteci çıkıyor, kendi dalını bırakıp başka şeylerde de hareket edenleri de görüyoruz. Oysa ki kendi ülkemizi koruyacak gazetecilere ihtiyacımız var. Yani gazete dediğimiz zaman, biz onu okuduğumuz zaman ülkemizin muasır medeniyetlere ulaştırmamızı sağlayan köşe yazarları lazım bize. Hükümet yanlısının olmayıp da bir kalem, bir çizgi yazdığın zaman o insanların işi de, hayatı da her yönüyle riskli. Yani sadece işinden çıkarılmıyor, iftirayla FETÖ'cü de olunabiliyor, bilmem terörist de olabiliyor. Yani sadece keşke işten çıkarılsa. O çocukların, o insanların çocuklarına da yansıyan bir gelecek oluyor. Yani 3 yıl, 5 yıl sonra o çocuklar büyüyüp bir yere girmek istediğinde X kişinin oğlu ilk gerekirse yazılı sınavdan geçse bile mülakatta son derece hiçbir şey söylenilmeden kağıt üzerinden elinde olarak görünüyor. Sadece işten çıkarılma değil. Dolayısıyla bu ülkenin çok büyük bir sorunu. 2009-10'lu yıllardan beri Türkiye'de bırakın gazeteciliği, aydınlık düşünen, aydın insanların bile hiçbir fikrine saygı duyulmadığını düşünüyorum. Yani kesinlikle hükümet her ne kadar vay biz gazeteciler, vay insan haklarına hiç olan karışmıyoruz dese de külliyen yalan, inanmıyorum. Çünkü değerli birçok gazeteci dostum küçük köşe yazılarından ötürü soruşturmadalar, yurt dışına çıkış yasakları konuldu. Bunlar ülkemiz için çok ayıp bir şey. İşten atılan gazetecilere gelince onun akıbetini tam bilmiyorum ama demek ki bir sıkıntı var ki atılmıştır. Yoksa kimse kimseye atmaz kolay kolay. Özgürlük konusuna gelince Sözcü gazetesini okursanız ne kadar özgür olduğunu görürsünüz. Fox'u da görürseniz, yani dinlerseniz onu da özgür olduğunu görürsünüz. Başka da hani nasıl özgürlük istiyorsunuz ben merak ediyorum. Ülkemizde gazeteciler kesinlikle rahat çalışamıyor. Çalıştıramıyor. Çünkü belli bir medya havuzu içine toplanmış bulunmaktalar. Ülke, devlet, hükümet ortaklığı içerisinde. O yüzden kesinlikle rahat çalıştırmıyor, çalıştırılamıyorlar. Yanlış, çok yanlış ama işte bu bastırılamıyor. Kamuoyunda da ciddi yer bulmuyor. Bulunmasının sebebi de yine gazetecilerin örgütlenememesi ve halkın da buna duyarsız kalmasıdır. Ya gazeteci işini yaparken aslında bir hani hukuk görevlisi gibi bağımsız olabilmesi için üzerindeki baskılar kaldırılmalı, işten çıkarmalara son verilmeli diye düşünüyorum. Böyle olursa toplum aydınlatılabilir, doğru haber yapılabilir diye düşünüyorum. Düşüncem bu. Bence ülkemizde gazetecilere bir kısıtlama var. Çünkü devlet doğruyu söyleyenleri cephe alıyor şu anda. Bunu görüyorum ben. Yani benim düşüncem özgür değil şu anda gazeteciler. Sonuçta insan burada hani kalkıp ben bile bir cümle kurmaya hani tevazu gösteremiyorsam, hani bunun içimde bir endişe duyuyorsam, hani gazeteciler ki bu onların ekmeği, hani bunu yapamıyorlarsa tabii ki de özgürlük yoktur yani. Görüyorsunuz hani şaka gibi. Hani bir tahliye ediliyorlar, bir tekrar tutuklama kararı çıkıyor, bir tekrar başka bir şey. Hani hukukun üstünlüğü diyoruz ama burada hukuk hani tek elde toplanmış bir şey.